Beşinci derse tekrar hoş geldiniz. Ve bugün biz çok güzel şey hakkında konuşacağız. Ve yeni katılanlara hoş geldiniz. Dün de Los Angeles'te Los Angeles'te bir etkinlik olmuştu. Kalem hakkında ilk defa duymuşlardı ve daha fazla öğrenmek istediler. Ve ben hiç düşünmüyordum ki bu ders çok derin olacağını. Ondan dolayı tercümanı her şeyimi ve hatırlayalım nerede olduğumuzu. ACI 18 kurstan oluşuyor ve genellikle eski öğretiler, bu öğretiler manastır içinde tutulmuştu genellikle. Ve Geshe Michael Roach, o ilk bu öğretileri herkese açık yaptı. Birinci kursta hayatınızla ne yapabileceğinizi, eğer siz gerçekler nasıl çalıştığını biliyorsanız ve ACI 2 sonra bu da bir temel bir şeye güvenebilir miyiz? Eğer gerçek olduğu gibi gözükmüyorsa, olmuyorsa, eğer o çalışıyorsa, farklı şekilde çalışıyorsa, biz düşündüğümüz gibi değil, o zaman biz nasıl her şeye güvenebiliriz? Ve bize güvenlik ne verebilir? Evet, mutlak koruma 3 ACI meditasyon hakkında nasıl meditasyon yapmak, nasıl 8 tane noktası, meditasyon oturma pozisyonu 8 noktası, nesne, meditasyon nesnesi neyi olduğunu, nasıl seviyemiz ve bu yol, sonra bu mental iz bırakmadan önce hiçbir şey çalışmadığını öğreneceksiniz. En iyi meditasyonun en ilki başkalarına zarar vermek ve kendinizi sizin etiğiniz ya da ahlakınız sizin zihniniz hiçbir şey yani sizin zihniniz etik olmayan şey değil, yani rahatsız etmeyen bir şey. Siz konsantrasyonunuzu iyi yapmanız için ve ACI 4 çok dersin adı gerçek ve gelecek hayatların kanadı ve bu kursun sonucu sadece kanıtlamak değil, eski ve gelecek hayatları değil, sadece aynı zamanda bizim daha derslerimiz olacak cuma cumartesi pazar günü ve bunu kanıtlayacağız, göstereceğiz size. Benim için bu bir anda benim için çok zor bir andı. Evet, gerçek bu kanıt mı? Kanıttı. Bir şeyi ilk defa duyduğunuzda daha önce karşılaşmadığınız, yani bazı zaman algılıyor. Çünkü bazı zaman alması lazım siz anlamanız için. Ve bu kursun adı çok güzel olmasına rağmen bunun sadece gerçek gelecek yaşamların hayatını değil, sadece gerçekten nasıl çalıştığını, nasıl sizin zihninizde düşünmesini nasıl itelemek, ya bu hayatını daha nasıl iyi hale getireceğim diye.
Eğer bu gerçekten doğruysa, her şeyi yaratabilirsem hayatımda. Bu Then konseptüel gerçeği kullanıyorsam tohumlarla, o zaman nasıl inanılmaz bir şeyler yaratabilirim? Mesela ben nasıl daha iyi bir şey olabilirim? Sadece beden değil, bir gün ölecek olan. Mesela daha yeniden yaratmak ya daha ileri seviyeye getirmek. Eğer öyle bir hayatımda öyle bir yere girebilir miyim? Çok mutlu olabileceğim yere. Yani eğer gerçekse hiçbir adamla karşılaşmadım. I will get a little bit more money and I will be fine. My relationship will get a Ya little bit hayatındaki better. bir şey daha iyi yaparsam, ya birazcık daha fazla para kazanırsam hayatım daha iyi olacak, ya da daha iyi ilişki olursa hayatım daha iyi olacak gibi. Eğer benim çocuklarım iyi olursa, iyi okuyacaksa, ya da benim anne babam hasta olmasa, eğer benim bu parasal borcum olmasa, siz biliyorsunuz hayat yaşamışsınız, öyle bir şey olmuyor. Böyle bir şey olursa biz nasıl uzun süre hayatımıza iyi bir şey olursa nasıl uzun süre ona sevinebiliriz? Eğer siz çok mütevazi insansanız ve ondan sonra sonraki sonraki hedef, daha kendimde iyi olabilir miyim? Yani bir noktaya gelebilir miyim mutlu olduğuma? Ve bu noktaya gelme için bir yöntem var mı? Ve son derste bu şeyler hakkında konuşmuştuk. Şimdi bulmaya çalışacağım. Çünkü Los Angeles'teyim. Her şey yok önümde. Kopyasını almamıştım. Biz demiştik ki güvenilir algı ya da doğru algı hakkında konuşmuştuk. Doğru ne olabilir? Eğer bir varlık var mı? Ve nasıl bu varlık bu insanı nasıl anlatabilirsiniz? Yani doğru şekilde yani. Ve bu noktaya birisi gelebilir mi? Her şeyi bilen olarak. Her şeyi bilen. Ve bunun nasıl bu hayatı nasıl algılar? Biz buna güvenebilir miyiz? Ya kitaplara güvenebilir miyiz? Eski varlıklar yazan kitaplara. Ve demiştik ki ve bunlar için bir test var dedik. Bu kitaplar için siz strong reasoning, strong logic. And also they should not ya contradict siz themselves bunları in this çok güzel mantıkla, thing. And we also were talking about the fact that onlar birbirine çelişkili olmayacak. Bir de bunların bazı öğrenciler var, onları biliyorlar. Aynı şeyler tekrar tekrar aynı farklı seviyede aynı şekilde öğrenilecek. Çünkü farklı seviyedeki öğrenciler, her seviyedeki öğrenciler için ve sanki bir çekişme varmış gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Üç
üç tane kurallar var. Bu da doğru mu dedi ya da mecai mi dedi? Ve öyle bir noktaya geldi ki Dignaga Master'ı bize dedi ki varlık demek mutlak doğru olan birincisi öyle var olun, ikincisi bunun yolu var diyen. Birinci sunuma geçiyoruz. Bu konu, bu dersteki konu başlıyor. Düşünce okulu eski. Eski olmasına rağmen çok şimdiki zihin beyni oluyor. Zihin beyin bittiği zaman bitiyor. Ama biz burada buna onu demiyoruz. Charvaki onlar tekrar oynamaya başlıyor ve tekrar varlık, dünyayı yaratan varlık, var olan her düşünceden gelen insanlar, ama eski Hindistan'da daha fazla dinden insanlar vardı ve bu dünyayı yaratan var, her şeyi bilen bir varlık yaratmıştı ve Chandraki dediler ki eğer bu dünya o zaman oluştuysa o zaman her şeyi bilen varlıkla oluşmuşturdu. Ve bu çarvaklar diyorlar ki dünya her şeyi bilen varlıkla yaratılmış olması lazım diyor. Argüman olarak buna, yani ters argüman olarak buna, bu mümkün değil. Hadi okuyalım. Her şeyi bilen bir varlık, var olan tüm nesneleri algılar. Bu nesnelerden bazıları değişen, bazıları ise değişmeyendir. Bu her şeyi bilen varlığın zihnin neden değişen bir şeyi olması gerektiğini nasıl kanıtlar? Ve burada düşünmemiz lazım. Eğer bunun hepsini düşünürsek, eğer düşünürseniz, her var olan nesne hakkında düşünürseniz, var olan olacak ve şimdi olan iki tane büyük parçaya bölebiliriz. Var olan oluşlar, mesela ya gözümde kapatır mor fil hakkında düşünürsem, 3 metrelik bu odada yürüyen olmayan varlık, fikir, o var ama fil yok, ondan dolayı var olan nesne hakkında iki taneye bölünüyor. Birincisi çok büyük, ikincisi 3 tane nesne var. 3 nesne tipi var. Birincisi değişebilen ve değişmeyen. Ondan dolayı bu adam her şeyi bilen bir varlık. Ya böyle bir varlık var olan diyelim. Ve bunlar algılamaları lazım. Değişen ve değişmeyen şeyi algılamaları lazım. Ne? Çünkü zihin her şeyi bilen varlığın değişen olması lazım. Ve eğer size hiçbir şey anlamıyorsanız sadece dinleyin. Çünkü bir anda her şeyi anlayacaksınız. Size söz veriyorum. Ama bir şimdilik eğer düşünüyorsanız bu çok önemlidir. Ve bir gün gerçekten size lazım olacak. Sadece anlamaya çalışın. Eğer siz anlamıyorsanız bu şimdilik, sonra buna geri tekrar döneceğiz. Ve sadece düşünelim.
Değişen ve değişmeyen nesne hakkında. Ben hatırlıyorum ilk defa klasifikasyon duyduğum zaman ne diye düşündüm? Kim bu şekilde düşünüyor diye düşünmüştüm. Var olan ya daha önce var olmuştu mu ya da olacak mı? O zaman o varlık her varoluşun varlığı birden görmek için ya da nesneleri o diyor ki iki tane obje var diyor. İki tane nesne var. Değişen ve değişmeyen nesne var olduğunu bilmiyordum. Eğer onlar bu hakkında konuşursa demek ki bu çok önemli. Değişen o fiziksel, mental nesneler fiziksel ve mental olmayan insan varlık mesela yine mental ve fiziksel nesne değil ve bu değişmeyen şey var olan değişiyor andan ana her andan ana değişiyor. Değişme üç tane şey var. Birincisi, mutlak gerçek. Her nesnenin, yani kalemin kendi tarafına boş olduğunun, eğer bunu burada bırakırsak, bu nesneyi burada bırakırsak veya odadan çıkarsak, o zaman bu ne olacak? Buraya giren insan ya da köpekten dolayı değişiyor. Bu nesne herkes için farklı. Belki aynı renk ve formu görüyorlar ama bu nesneyi aynı şekilde kullanmıyorlar. Çünkü yani çocuk değil, roket değil ya da mesela eski insanlar bununla ne yapacağını bilmiyorlardı mesela ya da telefon yer gözümü kapatıp bir şey hakkında düşünürsem bu nesne yani gözümü kapatırsam telefon hakkında düşünürsem eski çocukluk hakkında yani çok büyük bir şey gözüme gelirdi. Bu çünkü iki farklı şey. Şimdiki telefonun çocukluğundaki telefon çok farklı. Değişmeyen obje. Bu nesnenin oluşu gibi gözükmeyeni. Bu okulda, zihin okulunda bazı gerçeklere bakılıyorlar. Mesela hayatınıza gelecekteki hayatınızı yani öfkeli olacağınız tohumlarınız olmayacak. Yani moraliniz bozuk olan ya da öfkeli olan tohumlarınız olmayacak. Çünkü her karanlık, negatif, karanlık algılar olmayacak. Onlar duracak. Bunlar artık değişmeyecek. Ben hatırlıyorum. Ben ilk başta bununla anlamam için zorluk çekiyordum. Tamam. Ama nasıl? Bu kalem boşluğu hakkında nasıl? Neden bu değişmiyor diyorsunuz? Çünkü o büyümüyor, daha büyümüyor, küçük olmuyor. Bu
kayıp olmayacak. Değişen nesneler onların sebebinin oluşuyor. Ve onlar andan ana değişebiliyorlar. Birisi mesela bu kalemi kullanmıştı. Ya artık yazmıyor ya da düşmüştü, kırılmıştı ve o vesaire. Ben bunu çöpe atıyorum ve bundan sonra kalem yok. Çünkü ondan dolayı her an bu kalemin var oluşu o boşlukla nesne kaybolursa da boşluk değişmeyecek. Yani bu varlık olarak girecek ama sonra varlıktan yok olacak kalem kaybolduğunda. Ve inanın bana, eğer bir şey anlamıyorsanız nasıl olduğunu ben biliyorum. Çünkü It was the same class. benim And you can check it ilk kursumda öğrenmeye başladım. Ya sanki ben de öyle düşünüyordum ve bunu öyle kontrol edebiliyorsunuz. Bir ders var, ben tercüme ettim. En ilk Peter Merton'un ilk derslerinin bazı zaman almıştı. Nasıl öyle oluyor ki değişen ve değişmeyen aynı şey değil. Sürekli ve sürekli olmayan ve bu çok kritiksel. Neden takma ve mi takmayı var? Ve bu mi takma değişen, takma değişmeyen ve İngilizce bu sözler yanlış şekilde tercüme edilmişti. Çünkü çok derin filozofik terimler sürekli olarak sürekli değişmeyeni, sürekli olmayanı değişmeyen olarak çevirmişlerdi. Ve hayatınız gerçekten sürekli olmayan, mesela çok sert olan, mesela sürekli olmayan, mesela nesneler andan ana değişen nesneler hakkında konuşsak ve daha bir şey ve özür diliyorum, bu çok derin, daha çok bizim Los Angeles'teki öğrenciler hakkında düşünüyorum. Lütfen birazcık daha sabırlı olun. Belki birinci dersten başlamanız lazım çünkü birazcık daha anlamanız için bu dersin neyin temeli olduğunu en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. Kaba değişmeyen şey. Mesela bir şey kupayı alıyorum ve onu elimden düşürüyorum. Ve bundan dolayı kupa kayboluyor. Sadece parçaları. Bu kaba değişmeyen şey. Eğer benim bedenim öldüğü zaman kaba değişmeyen şey. Ama bu arada inan değişiyor mu iki şey arasında? Evet. O büyüdü, doğdu ve sonra öldü. İna var oluşunun tamam zamanında o değişiyordu ya da o değişti ya da ben değiştim. İlk başta büyüdü, değişti ve yine daha önceki fikirler sözlerimin oluştuğu ve yine
her şey olabilir. Yani kendi fikrini değiştirebiliyorsa her şey olabilir. O, ben hiçbir şeyim, yani daha önceki hareketim hiç değişmeyen benim her dünyadaki algımdı. Her mi takpa, takpa değişen, mi takpa değişmeyen. Siz mi sözünü kullanıyorsanız mi takpa değişmeyen, yani tekrar varlıklara geri dönelim. Her şeyi bilen varlıklar tüm nesneleri algılabilir mi? Yani zihin, her şeyi bilen varlığın zihni değişen olacak. Birazcık düşünmeniz lazım. Tamam, her şeyi bilen varlık biri olan birisi her şeyi gerçek, gelecek ve şimdi algılaması lazım. Ve aynı anda her şeyi algılaması lazım. O kullanmıyor. Yani hafızayı kullanmıyorlar. Çünkü her ana bir ve mantığa da güvenmiyor. Çünkü onların gizli ve çok gizli gerçeği yok. Yani hatırlıyorsun bu seviyeleri. Biz beş duygu organlarımızı algılayabiliyoruz. Birinci algıla, bizim fikrimizi algılaması ve derin seviye, o boşluk. Mesela kanıtlamak, onu bizim mantıkla kanıtlamak. Ya da kalemi öğrettiğim zaman sizi kanıtlıyorum. Bu mantığı kullanılarak bunun boşluğunu kanıtlayabilirim. Ama çok derin gizli olan bir şey var. Mesela neyi yaparsam bunu almam için, neyi yaparsam ve bu sadece bunu gören, bilen insanlar, yani her şeyi bilen insanlar kanıtlayabilir. Ve bu varlık her şeyi algılıyorsa, mantıkla ya da hafızasıyla, mutlak algısıyla her anın ve bu varlık, onun zihni değişmeyen mi olacak? Çünkü her şey, yani satrançta da, yani bu insanla oynamak iyi değil. Çünkü her adımı biliyor ve görüyor onun nasıl oynayacağını. Ve sanki değişmeyen gibi zihni görünecek ama bu öyle değil. Ve bunu anlamam için birkaç sene sürdü. Ve bu gerçekler çok ince. Ya sizin meditasyonla, sizin öğretilerinizi baz alacak. Ama gerçekten değişen ve değişmeyen şey hakkında, varlık hakkında düşünürsek, insanda, yani zihin hakkında, ya bir konsept, bir temel var. Eğer bir varlık algılıyorsa her şeyi, yani her gerçeği, mesela gerçek, gelecek, şimdiki, her dünyadaki, siz unutuyorsunuz. Zaman var. Eğer o zaman bu varlık, o varlık değişen olacak. Çünkü değişmeyen şeyi algılıyor. Değişmeyen nesneleri algılıyor. Bu ayna bizi yansı, yani her şeyi gören ayna her şeyi yansıtıyor.
Evet, benim zihnim beni görüyor, feel kalemi görüyor. and they see the moment I will break it. Hala kırık. Ve Difficult bu kalemi kıracağım anı situation, görüyor. Bu zor. Gerçekleştirmek, yani imgelemek. Ama nesneler değişen ve değişmeyen, yani zaman çizgisinde, yani zaman içinde değişiyor. Her şeyi bilen varlık için zaman var mı? Evet, o algılıyor gerçek, gelecek ve geçmişi. Bu varlıklar genellikle bu üç şeyin her anı algılıyorlar. Sadece bir anı değil, geçmişin, sadece o zaman geçmiş, gelecek ve şimdiki anların, o zaman bu varlık algılıyor her şeyi. Ve nesne algıladığı değişmeyen, eğer sizin zihniniz bir şeyi algılıyorsa değişmeyen, yani ayna gibi bir şeyi önünden, ayna algıladığı her şeyi gösteriyor size. Bu varlığın zihni değişen olacak, değişmeyen olacak. Bu çok enteresan bir şey olduğunu düşünüyorsanız, hayır, biz sadece yeni başladık ve bir şey daha eklemek istedim. En önemli şey, burada konuştuğumuz Master Dharmakirti. Güvenilir algı hakkında yorumlar var. Bu aynadan anlatıyor. Dört tane nitelik bizim için bugün önemli değil, ama nitelik, yansıyan nitelik bizim için önemli. Aynayı buraya koyuyorsunuz ve o aynanın önünde bir mavi bir şey koyacaksınız. Ve bu mavi bir şey aynaya bir şey yapıyor mu? Evet, aynada mavi olacak. Çünkü ayna bir şekilde bunun mavilik bir şeyi var. Eğer kırmızı olsaydı başka mı ayna olurdu? Hayır, ayna sadece bunu yansıtıyor. Yansıtma. Gördüklerini yansıtıyor. Eğer zihniniz görüyorsa bir şeyi değişmeyen, o zaman değişiyor. Tamam. Sonraki soruya geçelim. Ara sıra bakacağım çünkü tercümanlarda, özür diliyorum. Bu zor olduğunu biliyorum dersin. Herkese teşekkür ediyorum. Kendi zamanınızı ayırdığınız için ve bu derse. Ney? Çok önemli bizim için. Ya bizim sizin yaptığınız emeğiniz karşılayamayız. Yani eğer zihniniz değişen ve nesneyi algıladığında, o zaman o da değişen olacak. Bu zihin değişmeyen bir nesneyi algıladığında da değişmeyen bir şey olduğu anlamına mı gelir? Eğer bu ayna, hayır diyorlar. Burada birazcık durmak istiyorum. Çünkü
anlatmak için. Neden biz değişmeyen nesneler bizi o kadar zaman alıyor? Çünkü eğer siz bu öğretileri öğreneceksiniz, sizin zihniniz değişecek. Siz anlayacaksınız. Daha derin şekilde anlayacaksınız. Bu gerçeğe nasıl çalıştığını. O zaman anlayacaksınız kuralları. Her şeyin boşluğunu anlayacaksınız ve bunu anladığınız zaman wow diyeceksiniz. Evet, ben daha değişebilirim ya, daha önemli bir şey. Evet, bu zor, kolay değil. Sadece bunu algılamıyorsun. Ben bazı insanları görüyorum. Bazıları hoşuma gidiyor, bazıları hoşuma gitmiyor. Yani dostlarım var, düşmanlarım var. Ve biz kendimizi değiştiriyoruz. Şimdi olan insan, çünkü ben kendimi değiştiriyorum. 5 sene önce de hatırladığım kadar çok başka fikirlerim vardı. Başka şekilde de gözüküyordum yani. Ya, turuncu saçla da görebilirdiniz beni 5 sene önce. Ve sonra daha derin öğreneceksiniz bu bilimi ve meditasyon yapacaksanız. Bu öğretilerin çok iyi olan şeyi, ya, kör olarak güvenmeyeceksiniz. Ama sadece nesneyi çok derin konsantrasyon yapacaksınız. Kendinizi göreceksiniz. Algılamanız lazım. Bu fikirlerin hepsini. Ya, meditasyon yapmanız lazım, inzivaya gitmeniz lazım. Yani hayatınızda uygulamanız lazım bu öğretileri. Ve sizin bir şeye konsantrasyon, mesela bilgelik, bu kendinin olmadığını, o kendinin varlığı olmadığını ve sizin çok enteresan şey gelecek ve hayatınız bundan sonra değişecek. Daha hayatınız sadece iyiye gidecek. Ve sonra bu çok önemli nesne. Ne oluyor ondan sonra? Siz bunu algılıyorsunuz. İlk defa. Siz kalem hakkında from its own side. anlattığı zaman siz Basically, if it depends on the seed that ripens, bu nesne, bu kalem o zaman her şey olabileceğin, sadece kendi ona bakan varlığın tohumlarına oluştuğunu ve bunun And when it happens, you perceive, actually your mind is ve bu perceiving this nesnenin kendi tarafından olmadığını. emptiness, right? The absence of the Çok derin nature of this. meditasyonda anlayacaksınız. Ve sizin So, zihniniz bunu does it mean that algılıyor, bu my boşluğu, mind var perceives olmayışını. Eğer an benim unchanging zihnim değişmeyen mind nesneyi algılıyorsa ve zihin var, her şeyi bilen değişmeyen nesneyi algılıyorum. Hayır. Çünkü zor. Boşluğu doğrudan algılamak zor. Ama zihnimiz değişebilen, değişmeyen de değişen zihninizi algılamamız lazım. Ve siz algıladığınız zaman biz kendimizi benimizi kaybediyoruz. Potansiyel %100 bu nesneyi algılıyor ve bu birleşim durduğu zaman o geri dönüyor ve kendimi tekrar kendim olarak algılayacağım. Değişen zihin
değişmeyen nesneyi algılıyorum. Mesela uçmak. And the back to unchanging object, then it flies, takes Ya off, eski sivrisinek gibi uçan uçtu uçtu uçtu. Değişmeyen nesne uçtu uçtu. Ve tekrar geri gitti uçtu geri uçtu. Of. Ve sanki But he is something better to do today. He flies to Puerto Rico. gerçekten istiyorum ki benim eşim burada olsaydı ki o da çok güzel anlatırdı. Ama onun Puerto Rico'ya uçuyor. Daha enteresan şeyler yapıyor. Ve bundan dolayı kendim dersi vermek istedim. Ve bir tane daha şey dediğimiz gibi eğer zihin koşulu ise Okay. So far so good or benim too doğuşum ve much? varoluşum arasında ise o duracak. Okay, let's go Ondan in dolayı o another değişen. perspective. Polina is smiling, but she's always smiling. Normal mı Oh, yoksa today çok she fazla looks mı? young, looks happy. I don't know, probably because too let's go. Next question. Herkes mutlu gözüküyor. Ailesi çok mutlu gözüküyor. Belki çok fazla mı oldu? So this Devam chakra stays edelim. open. Remember that only omniscient being is the one who created the world. No other being can create. And explain why Devam. such a being Bu could not çarvaklar be diyorlar ki omniscient. sadece her şeyi Probability for student is olan varlık dünyayı yaratan The omniscience of such a being would have to be either a changing thing or ve bu unchanging thing. varlığın neden her şeyi It can't be an unchanging thing olmayacağını açıklayın. because of the mirror issue Önce that we bana just talked about. Because the being is perceiving bu changing varlığın phenomena, her which is şeyi I am this changing bilmesi phenomena, ya da you are changing değişmeyen şey phenomena. olmalıydı. If the being is Değişmeyen omniscient, is şey a changing thing, olmalıydı. Çünkü varlığın değişen then it fenomenleri must algı. have come from causes. Az önce söylediğimiz This gibi aynı. Mesela biz means benim de yani eğer he bir şeyse o zaman sebeplerden kaynaklanmalı. had to be caused. The being has to have causes. In that case, he couldn't always have been omniscient. Which proves what? Ta-da! There is a path to become an omniscient being. Right? Logical? Okay, Tamam, again. doğru mu? Mantıklı mı? If Tekrar. there would be a person, a being who would Eğer create the world, insan var it would have to be olsaydı. only omniscient. Okay. Let's say we are good with this. Dünyayı yaratan o Such a being her is şeyi bilen omniscient. varlık olacaktı. Mesela This o zaman omniscient soru. thing Bu varlığın can create zihni anything or değişen mi değişmeyen mi? anything. If it's an unchanging thing, we Ya say her it is şey not possible değişen because he mi would not be değişmeyen mi? capable even to know about my Eğer existence, right? değişmeyense Phenomena and the bu mirror mümkün değil derdik. have to reflect, Çünkü right? o zaman benim varlığım He olduğum hakkında changes and he bilmezdi. knows Yani all things ben about değişiyorum me, ve even ayna bunu omniscient. yansıtacaktı. Yani her Maybe şeyi they bilmek demek must ki know me. her şeyi If they are omniscient, bilmesi they lazım. should always Benim do that. bilmesi lazım. Or Her şeyi anything biliyorsa beni de about bilmesi lazım. computer, the camera, I don't know. They should know Mickey Mouse, right? Bunun da bilmesi lazım. Ya da And I definitely know there was time on this planet. Strange to evet. believe it. There was no Mickey Mouse. So even Mickey is a changing thing.
So İlginç. it contradicts the unchanging theory, right? That the mind is unchanging. Ya. And then we cornered our charvakas, these people from ancient school of India that were Ve saying ben that yani onun bu the being sonra must have unchanging mind, right? And like lots of other things like would not be created, etc. And then we say, yeah, okay. If you want to have your omniscient being, I'm good with this, but you must admit that the mind of this being should be changing because it perceives me at the very least, Mickey, you know, like you, this computer, changing things. Otherwise, how can we call somebody omniscient in if he doesn't know me? Okay, so and then, do you accept that? A guy who knows all, or a girl who knows all, is a changing thing. Yeah, I do accept. Then Siz they algılıyorsunuz. omniscient somehow. Adam ya da kız her şeyi bilen o değişen. Great. One more. One more step up. Let's get to Tamam diyorum. this next slide. So we just proved to ourselves that if Buna tamam diyorum. then it Doğru. had to become Tamam. such a being, it Ben was not daha seviyem. forever omniscient, because omniscience Az means önce kanıtladım. knowing changing things. Knowing changing things means this omniscient mind is changing because it perceives changing phenomena. If the mind is changing, Böyle then it bir has to become varlık omniscient. It was not var. always omniscient. Okay. What does a person who have to know in order to be all O knowing? zaman This is like, kişi it's a her trap to zaman me. her şey gerekir. Because when you think about a person who knows everything, an omniscient Bu person. yani ya insan hakkında her şeyi bilen insan hakkında düşünürseniz bu birazcık tuzak gibi. So, Her ChatGPT. şeyi bilen Yes. aydınlanmış değil. Google öyle derdi. Ya da So, ChatGPT. it's a good question, right? Because instantly Ve bu you çok güzel soru. to think, Çünkü oh, all knowing means anda it just ignores siz all the laws of physics. düşünebilirsiniz her şey bilmek. Molecules are there Yani in the wall in fiziksel front her of me, and by the kuralları way, it's not bilme. such a big deal. And you know, my Karşında friend molekül Bill var. did his 3 meditation Bu retreat. duvarda mesela benim ve benim eşim 3 senelik inzivaya girmişti. Ama ben Okay, öyle inzivaya gitmedim. Ve çok soru soruyordum yani. Bir soru sormuştum. Çok gizli. you can Çok perceive it as you want. I don't know what to make out of it, but I know his meditation skills were extraordinary. duvardaki moleküller saymak çok büyük So you have a tendency to think like some diyor. encyclopedical stuff, right? Like Şimdi events, people, siz quantities, algılayın düşünme. something like that. Bu But her very interesting. şeyi bilen yani insanlar In some ancient systems, mostly by the çok way, enteresan yani different religions in çok ancient eski they have bilgilerde genellikle the Hindistan'da creator of the world onlar derdi ki did never dünyayı yaratan birisi suffer. They would say, there is a creator. It did create the world. Never suffered, does not know what suffering is zaman because acı çekmezdi. perfect, Onlar derdi suffering, ki blah bir varlık vardı, acı çekmezdi blah çünkü çok mükemmel blah. birisiydi. And suffering is very unexpected. And I, to be honest, forgot about it and decided to listen to original class again, and I
found this jewel in it. So a god who did not suffer cannot be Ama omniscient. gerçek Person or a şu being. ki, bu çok enteresan Right? ve A bu person hatta who did not suffer cannot be omniscient. Why? bilen olamazdı. Not or she does not know how to stop suffering. Wow. They haven't had any. They didn't go walk the path. Çok çünkü o bilmiyor. Çünkü onlar hiç acı çekmedi ki. Bu yoldan gelmediler. Yani borçları yoktu. Hastalıkları yoktu. Ya sevdiği insanları kaybetmediler. Yani savaş geçirmedi. Enflasyon geçirmedi hayatlarını. Kaliforniya'da doğalgaz çok pahalı. 3,5 ev aslında çok ucuz. Because they have Her also şeyi to olan know how varlık to get olabilir out mi? of suffering. They are also Çünkü o Okay, so acıdan nasıl what it çıkmasını means bilecek, to her know şeyi all bilen. this. This is what it Bunun means anlamı ne? to first of Gerçek all, olarak understand her şeyi bilmek. exactly how many molecules En are here and önemlisi there and all the moments of time of my thinking process through my lifetime, which is a sequence of my mental seeds, right? havada ne, kaç tane molekül olduğunu, kaç tane What to stop and what to uptake. hayatındaki anları, bu mental tohumları, neyi durdurmalarını, ne yapmalarını. What to take up. In other words, what does it mean what to give up and what to take up? It means Neyi they bırakmalarını ve know what the an omniscient ne yapmak gerektiklerini ne demek. O biliyor. Her şeyi bilen varlık bilmesi lazım ki beni zihnimdeki neyi durdurmam lazım ki bana zarar verin ve hangi ilişkileri see, it's not knowing hangi all the molecules in the kurmam ocean. lazım ki onun gibi olmam için. It's a small thing. Bunu her şeyi bilen varlık biliyor. Bu dünyadaki her molekülü bilmek değil. Bu küçük bir şey. Okyanustaki molekülleri bilmek çok küçük bir şey ve bu çok anlamsız. Ama bilmek, neyi bırakmak, neyi durdurmak, neyi durdurmayı bildiğimiz, yani bana neyi lazım olduğunu, benim mutluluğum için ne lazım olduğunu, bu çok büyük bir şey. Ve bu her şeyi bilmek demek anlamına geliyor. Yani her şeyi bilmek demek, onlar her geçmiş gelecek her anı görüyorlar. Çünkü her anı algılıyorlar, yani mutlak gerçeği görebiliyorlar. Bu çok güzel, çok yani çok güzel bir şey. Neden onlara hafıza gerek yok? Buraya bakın. Kaç tane hafıza kullanmanız lazım ki bu objeyi görmeniz için bu kendi ekranınızda? Size hafıza lazım mı? Ya da kaç tane mantık lazım ki burada bunun beyaz kalem olduğunu algılamak için? Size lazım değil. Sizin daha iyi bir şeyiniz var. Doğru mu? Ve ondan dolayı mantık ve hafızayı kullanmıyorlar. Tamam. Beşinci soruya geçiyoruz diye düşünüyorum. İki tane soru. So what two things I included? This is a little bit old Geshe Michael's Hangi iki şey kirlenmiş? he's been here very sophisticated Geshe Michael'ın eski stili. he does not use these words anymore.
understand the, he tries Yani to bu sözleri kullanmıyor in a way çünkü that like the waiter would know what he's talking about. He calls it a waiter test. I mean, yani waiters can be really sophisticated. My son is a waiter right now in her one of the kişinin ne restaurants dediğini in anlaması Ukraine. lazım. Really Mesela benim sophisticated. oğlum şimdi Probably yani gambler, let's say. What two things are included in the yani individual çok bir side şey of bilmek istiyor existence ama or şey olarak in the çalışıyor pure side of existence? garson olarak. So let me explain what it means. Hangi iki şey kirlenmiş varoluşa, hangi iki şey ise saf Existence varoluşa side aittir? stands for negative and pure Kirlenmiş side varoluş stands for something that lacks negatif, something, that would saf be afflicted varoluş things. Afflicted sides hiçbir means zaman new bad bize actions zarar or new getirmeyen bir şey. results, right? And this is a downward cycle. So basically Yani what kötü sonuçlar, he is asking here and again, kötü şey getirmez. the Neyi questions soruyor were burada? like 30 years ago when Sorular Geshe Michael 30 decided sene önce in this ancient teachings korumuştu. Yani Geshe that Michael bu monks öğretilerde, eski nevertheless öğretileri in ancient çok monasteries and he brought it to the West sadece and manastırda for the first time öğretilmişti keşişleri. here. Bu So öğretileri batıya getirip he ilk defa öğretmişti. also was Bu called a ilk teacher, yanıydı. Geshe Bu Michael. öğretileri So yanıydı. nowadays you know Ve o da he sanki is not değişmişti. using the same Çünkü words siz şimdi and this is biliyorsunuz what it means. aynı sözleri So kullanmıyor ve bunun anlamı ne? in negative experience and İki now like şey downward cycle and what two things negatif means on pure things and positive negatif upward deneyimi cycle. ya da pozitif şeyi There are ya da yukarı fundamental çıkışı. noble truths that are not correctly called. So and he calls them Arya truths and Dört Arya soylu truths gerçek has var. nothing to do with Germans. Yani burada It's an tercümesi çok ancient doğru Russian değil. word for a person who perceives Arya this gerçekleri diyor. absolute Çünkü reality Arya'nın and emptiness observed Almanlarla by the hiçbir general alakası yok. perceiving in Çünkü meditation bu focus varlıklar on the ultimate nature boşluğu of things. algılıyorlar. Mesela And at meditasyonda some oturuyorlar. point, if my meditation is good enough, I can Mutlak perceive gerçeği this algılıyorlar. moment, this insight. Eğer benim Modern meditasyonum çok meditation journey iyiyse bu rebrushes wow ultimate reality with my algı çok güzel olur. with my mind. Çok gerçek mutluluğa It is ulaşıyorum ve important benim to zihnim. realize that the fact here Çok önemli refers to algılamak actual buradaki examples of gerçekler suffering, like gerçek acılara dayanıyor. Mesela the fact, okay, and there is no fact in the question, right? So bu soruda Tibet, this olgu one yok, Lhenpa gerçek for yok. truth, you know, we have four truths Tibetçe'de bu for fact. denkpa So ya they are da talking about problems from gerçek our life or about how to get rid of these hayatımızdaki problems. problemler hakkında söylüyorlar So ya these da bu problemlerden nasıl facts or kurtulmamız these hakkında. Arya truths Ve bu refer to gerçekler sufferings or problems Arya'nın and not gerçekleri just to onlar principles relating to them. Suffering or problems and the source of problems acılara dayanıyor, are this problemlere ve negative part. problemlerin kaynağına. End of suffering and the Bu pathways hepsi to our pure side, kirlenmiş positive part. varoluş. Again, Acının sonu ve acının he sonuna explains götüren that. yol ise saf varoluşa aittir. Ve Why bunu is tekrar this a anlatmak strange lazım. question? I mean, after we came to the Neden fact, bu okay, kadar somebody enteresan soru? can become this Gerçeğe total ulaştığımız zaman perfection. belki It birisi cannot be unchanging. Probably there mutlak is an evolution path, right? varoluş Suffering olabilir. has to become Belki o something. değişmeyen bir şey It has to olabilir. be. Yani bu And yol var. it has to Birisi bu become yoldan B because noktasına otherwise ulaştı. they will Ve not daha önce know acı how to çekmesi stop lazımdı suffering ki and they will not be able to çünkü experience bunu acıyı nasıl durduracağını this bilmiyor, pressure. And bilmeyecekti this yani. pressure is related to Ve their path. bundan sonra So this question actually bu describes sorun how nasıl bu yola they know what to stop and what to bu avoid. soru And actually
anlatıyor. Neyi durdurması lazım ve ne yapmaları lazım? Bu soru dört gerçeği anlatıyor. Bu bir sorun. Acılar acının kaynağı ve bu geleneksel, yani insanlar doğru anlamıyorlar. Çok uzun zaman öğrenen insanlar da anlamıyor. Ama mesela her şey acı. Ne diyorlar? Ne demeye çalışıyorlar ki? Sizin probleminiz var. Yani var olan ya da şimdiki ya da olacak ya da iyi bir şey var hayatınızda mutlaka duracak. Neden? Çünkü bu değişen bir şey. Hiçbir hayatınızda güzel olan bir şey hiçbir zaman sürekli olmayacak çünkü o değişiyor. Ve yukarı çıkan döngü olmazsa yani her şey değişebilir. Yani her şey durur ve her şey ölür. Bu gerçek yani herkes bilen gerçek. Ve bu birinci bölüm. Ya da sizin şimdilik probleminiz var ya da kötü iyi bir şey hayatınızdaki ama o duracak o da acı. Çok enteresan değil mi? İyi mi kötü mü şimdi? Ama bunların hepsi acı çünkü bunların hepsi çok acı çekiyorsunuz ya da güzel şeyler duracak ve siz gene acı çekeceksiniz. Ve diyorlar ki kötü bir şey her an olabilir yani bu da bu hayatın bir gerçeği ve ondan dolayı her şey acı diyorlar. Ve ikinci bölüm dört Aryan gerçeğinin dört Arya geçeğinin Kunjun Dekma Tibetçe acının kaynağı bizim gerçeğimiz, düşüncemiz, hareketimiz ve bizim zihnimizde iz bıraktı, mental tohumlar oldu ve sonra filizleniyor birisinin birisi sonra ve hayatımızda olan her şeyi. Biz şimdi negatif döngüdeyiz ve onun sebebi var. Diyorlar ki eğer boşluğu algıladığınız zaman, gördüğünüz zaman, boşluğu algıladığınız zaman, mutlak gerçeği algıladığınız zaman, o zaman siz doğrudan kendi zihninizden dört Ayrı gerçeğin algılıyorsunuz doğrudan. Onlar bu anda başka insanlarda dönüşüyor. Ve diyorlar ki bu dünyada insanlar var. Bu algıyı gerçekten hayatında yaşadıklarını yani bu dört Arya gerçeğini deneyimi ondan dolayı sebep var benim acılarımın ve dördüncüsü biz durdurmak. Siz bunu durdurabilirsiniz. Ve bu gelecekte kendinizi durdurabilirsiniz. Her tohum hakkında bir bileceksiniz. Nasıl durduracağını bileceksiniz. Ve bu soruyu daha iyi anlayacaksınız. Zaman alacak ama bu güzel sonuçlar getirecek. Bunu durdurabilirsiniz. Bunun bir noktası olacak ki siz hiç problem olmayacak hayatınızda.
Çok güzel bir şey. Ve course, yol var. Dördüncüsü. Çoğu biliyorlar. Lam Rim'i biliyor. Yoldaki adımlar. Lam yol den dempa gerçek ya da deneyim. Landem yol var. Ya da diyebilirsiniz ki IKEA ya IKEA'daki talimat var. Kılavuz yani. Benim hayatım önce ve sonra gibi yani iki farklı insan gibi. Eğer siz daha bu yolun sonuna kadar gelmediyseniz de ya dördüncü Asya'ya kadar geldiyseniz bu değişimleri görebiliyorsunuz. Çünkü sizin düşünmeniz, hayatınız nasıl, sizin tepki vermeniz, hayatınızdaki her şeye nasıl tepki vermeniz değişti. Ve bundan daha iyi olacak. Yani söz veriyorum size. Ondan dolayı bir tane daha sorum var. Hatırlıyor musunuz? Biz konuşmuştuk. Her şeyi bilen varlık. Onun zihni değişen olacak. Çünkü insanları acıdan nasıl çıkaracağını bilmeyecekti. Her şeyi bilen ve biz her şeyi bilmek diyoruz ki bu çok en önemlisi onun bizi nasıl acıdan çıkaracağını bilmesi ve dört ayrı gerçeği bunun yolun anlatıyor yani bu acının bu böyle durdurulacak ve bunun yolu nasıl durdurulacağını göreceksiniz. Ve buradaki soru bizim bu kitapların hepsi var. Bunların hepsini yazan ya onlar yazılmadı. Varlıklarla oldu yani çünkü hata yapamazlar çünkü gelecek şimdiki ve geçmişi algılayabilir ya biz kanıt alabilir miyiz yani gerçeğin üç seviyesi hakkında hatırlıyor musunuz? Biz bir şey kanıtlayamayız ya çok gizli seviyede mesela boşluğu çok gizli seviye. Yer gerçektense yani hepsi sebep sonuç ve bu yolda olan bu yolu nasıl geçmek olacak? Çoğun kanıtlayamazsınız. Bizim zihnimiz insan zihnimiz kanıtlayabilir mi? Birisi Ari olabileceğini ben size şimdi okuyacağım. Ben ilk baştan sizi bana inanacağınızı inanmıyorum. Ben çok fazla tartışma yapıyorum. Kendi zihninde bu çok az. Ama ne kadar çok öğrenirseniz Mixnats için tercüme ediyorum ve başkaları için başka Gershom Aykın başka projeleri için de Rusça, Ukraynca dili bu Bu senkron tercüme ve bir anda ağ diyorsunuz.
Bir şey inanmayacaksanız, ilk baştan kabul edemiyorsanız bir yere koyun. Evet, şimdi bunu anlamıyorum ya da algılamak istemiyorum. Diyemiyorum ki. Şimdi sadece bakacağım. Şimdi anlamıyorum ama belki yarın daha iyi fikrim olacak. Neden burada ya da her şeyi bilen varlık ve bu sadece insanlar bu varlıkları Buda demesine gerek yok. Melek diyebilir ya da başka şekilde. Ama her şeyi bilen varlık hiç geçmişi, geleceği, gerçeği şimdiki anı bilen bunların yanılmaz olduğunu dair hangi kanıtlar var? Buda sadece Buda dört arya gerçeklerini anlatan, az önce söylediğimiz, biz kendimizi doğrayabileceğimiz şekilde tanımlanmıştır. O çok yanılmadan bizim acımızı anlatabildi. Ve demek ki geri dönelim birazcık. Belki sadece dersin bitmesine 5 dakika var. Yani bu çok birazcık zor ders de biliyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Yavaş konuşmaya çalıştım. Ne demek bu? Eğer hatırlıyorsanız gerçeklerin seviyesi, ya siz algıladığınız, kendi duygu organlarınızı algıladığınız dış, mesela yüzük ya da kalem ya da ses, bileziğin yere düşenin ya da benim bedendeki bir şey, yani koku. Yani benim zihnin farkındalığı, gizli gerçek. Ben kendi gözümle göremiyorum ama görebilirim. Bu hakkında şaka yapmıştık ya, üçüncü göz. Ve tartışma hakkında ders Perşembe günü başlayacak. Ben size münazara yapmanızı öğreteceğim. Kendinizi ya da başka insanları nasıl kanıtlayacağınız, bunun bu olduğunu ya da olmadığını. Bu dört arya gerçeği nasıl kanıtlayacağımızı bizim üçüncü göz, mantıksal gözümüzle gizli gerçeği algılayabiliriz mesela. Boşluğun, her şeyin boşluğunu. Mesela sadece boşluk değil. Biz sürekli kendi mantığımızı kullanıyoruz. Mesela siz görüyorsunuz hata olduğunu, sözü cümlede hata olduğunu görüyorsunuz ama mantığınızı kullanıyorsunuz. O bu söz buraya daha çok iyi yakışır dedi yani. Ya, belki burada bir hata yaptılar, bir harfçe. Sizin çünkü bir sürü sonuçlarınız olabilir. Milyon. Kendi mantığımızı kullanabiliriz. Kullanıyoruz bir şeyi kanıtlamak için. Ama çok gizli olan, duygularımızı kullanıyoruz.
Çok gizli olan gerçekte sadece bir şeyimiz var. Sadece bunu gören birisine güvenebiliriz. Mesela Bill Kolombiya'dan geldi ve dedi ki Kolombiya çok güzel, yani sahilleri var. Such and such. And I think, yeah, okay. I do not remember he lied me, especially about flying to different countries. Probably Ama lie this time, right? More or less, this is how we think. Here it is the same. We try to see if a person biraz dediğini. to be totally Peki şimdi de correct. bana yalan söylemiyor. Yani burada da aynı şekilde biz Somehow. insan Why we suspect that this person is totally correct, right? Besides that, this person taught all these teachings. bir şey anlamadım. Neden bu Discuss insan and then yanılmaz? can verify. Sadece bu öğretileri öğretmeden başka bir şey. Sadece bu öğretileri öğretti tabii ki ama neden onu yanılmaz? Bu öğretiler çok doğru şekilde anlatıyor. Hatasız. Kendimiz görebileceğimiz şekilde. Hiç kimseyi bilmiyorum. 104 seneden fazla yaşayan birisini bilmiyorum. Ve bunun yüzüğüm var. Benim eşimin babaannesi 104 sene yaşamıştı. Yani o kadar yaşayan çok az insan var. Doğru mu? Herkes ölecek mi? Evet. Eğer siz doğduysanız o zaman öleceksiniz. Kaç kere ben daha Nobody. yani It's a kaç question. kişi bana Besides the fact that even bunu before I die, anlattı, I have plenty of problems already. bunu duyan And then guess what? There will be one more. ben Problem that will stop all the previous problems, ölmek but is it a den problem? önce çok daha problemler olacak. Eski problemler duracak ve bu problem zaten That kendisi everything, çok büyük. because it is immediate suffering, like my back pain, stomach ache that I had this morning, right? Ve bir Or something great that I have. I mean, this computer, my health, right? bana anlat. Şimdi anlat ya. Ya da bir bilgisayar. Benim No. sağlığım. Ve Older and you know what I was really excited yanımda about? yok. Ben daha büyük oluyorum. İlham aldığım. Helps reading Bence because çok güzel gözüküyor. Ve there's bu bana no problem from human point of okumam view. için yardım ediyor. Once you are 40, Ve hiçbir şey yok ki. Kötü olan you cannot insan olarak as good anymore. tıp Then üniversitesinde yes, it will be. öğrenmiştim ve bu çok normal olarak algılandı. 40 yaştan sonra iyi göremediğimiz her 10 sene Didn't artı bir artı bir. Yani insanlar için gayet normal. Bu enteresan değil. Eskiden 10 sene önce bana gerek yoktu ama şimdi lazım bana bu gözlük. Çünkü kötü bir şey olduğundan dolayı değil. Bu bir her birinize 40'tan sonra gözlük lazım. Bana artık gözlük lazım. Ve So genç insanlar there was göreceksiniz 40 yaştan sonra size de gözlük lazım olur. Ve varlık vardı ki bunu anlatan ve bu gerçeğe dayanarak
other teachings that O çok fazla boşluk hakkında çok kanıt bırakmıştı. Ve başka öğretiler bizim ya bizim dayanabileceğimiz başka öğretiler. Ama bu öğretide çok kritik bir nokta. Çünkü hayatımızdaki acı ve bunun gerçekten var olduğu hepimizde var. Ve bu gerçeğe dayanarak bu parça doğru. Belki başka parça hakkında da doğru diyordu. İlk defa okuduğumda inanmıyordum. Ama bu adam bana ilk defasında bana yalan söylemedi. Yani bilir miyim? Belki miyim? bir örnekti. Ama ondan dolayı sizin ACI 18 kursunuz var. Bu kanıtı duymanız için ve sizin ilerlemeniz için daha fazla kanıtınız olacak. Bu sadece birinci kanıt ve sonuncusu değil. Eğer size bu stabilite olmayan bir kanıt, ama siz göreceksiniz. Kendi ilerinizde daha fazla kanıt göreceksiniz. Size neden ben bu öğretisiniz? Daha fazla kanıt göreceksiniz bunun böyle çalıştığını. Bu şekilde. Ve sizin hedefinize dayanmadan sizin hedefinize ulaşırken, yani mesela ilişkilerinizi finansal olarak ya da siz anlıyorsunuz. Olmasın da fark etmez, yani bu yolda giderseniz yolunuz açılacak. Çünkü fazla tohum ekeceksiniz. Sanki fiziksel çok iyi çalıştığım kanıtı var. Ve ben dersin başında ne yaptığımızı unuttum, ama bizim motivasyonumuzu yapmayı unuttum. Birazcık ne ekebileceğimizi düşünelim, gözümüzü kapatalım, düz oturun. Hayatınızdaki problem hakkında düşünün, durdurabileceğiniz, durdurmak istediğiniz belki para, sağlık, belki hastalık ya da ilişkide bir problem. Ya yani en büyüğün hakkında düşünün. Ve bunu adayın. Her bu dersin her saniyesin bu hayatınızdaki probleminizi durdurmak için her tohumu ekiniz. Bu yoldan bu problem sizin yolunuzda kendinize ve başkalarına başka varlık olmaya, sizin zihninizi değiştirmek için, daha kendi iyi varlık olmak, varlık olarak görmeniz için. Ve bu varlık acı çekmemesi için. Bu varlık hasta olmasına gerek yok. Ölmesine de gerek yok. Ve çoğu başka insanlara yardım etmek için.
back to your breathing, open your eyes. I just remembered that this class was stopped, the original class, but Yarın gözünüzü açın. originally the person he said like think about it. Orijinal If you ders walk this path, what you will definitely see bir and anda do kapandığını is hatırladım. it's my direct Bu experience. hakkında düşünün Your life demişti. will become Ondan aware dolayı and bu beautiful yolda siz, in any single bu yolda moment of you. My gerçekten friend, göreceksiniz I hayatınız iyi started olacağını. practicing this in Her your class noktasında and benim practicing this daha iyi olur. world view. And you become a happier person. Bu yolda And on, a lady bu asking dünya bakışımı siz there was a man daha mutlu oluyorsunuz who asked ve him like what if birkaç I will become ya da erkek a yaşamaktan sormuştu. person with mad happiness, you know, like psychiatry related happy person. Yeah. So yeah, it will not be this Yani way. Just aklını kaybeden insan olarak gibi. happy because you have Bu less şekilde olmayacak. go through the Sadece pain, mutlu. and then it will be Çünkü easier. sizin This is the path daha that az difficult to start, zor şeyden simple geçeceksiniz ama but gelecek daha simple, kolay olacak. and then we have to Bu get through yol zor başlama. maybe a couple Çünkü years, and then it gets easier, happier. I help other people. First, I fake it. I think, yeah, okay, now I understand. I have to help others. Thanks a farkında lot. olmadan da But if this is şey how it works, yaptınız. I can give it a try. And then you get Kaç sene used to it. olsa You continue doing it and you like fake it until you make it. ama And then sonra it's like, başka adım it's edecek. pleasant. It's actually cool. And then not only İlk you plant başta seeds for the future, but it is actually quite pleasurable in the moment. So this is why olmuyordu. this path Başka is bir yer easier when lazım. you, Olana the further you walk this path, the easier it becomes. So thank you very much, everybody who came. Thank you for listening and see you on Friday. Thank you, all the translators, all the volunteers, technical staff, and where is she? Thank you to Elena Smirnova, who is organizing this course. Guys, you are doing an amazing job. Thank you very much. Lena Smirnova'ya teşekkür ediyorum. Bu kursu hazırlayan, yardım eden çok büyük iş yapıyorsunuz. Ben ve bildiğim sizsiz bunu yapamazdık. Ve bu öğrencilerle bu dersi dinlemek isteyen yani anlamsız olurdu bu dersler. Kendi aramızda bu hakkında konuşurduk. Something about it. Okay. Thank you and see you. Bu en çok Bye bye. tartışma aramızda olan. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. İyi geceler ve Cuma günü görüşmek üzere.